Herkese yeniden merhaba. Böyle bir ciddi konuşmak istedim çünkü 1950'ler ve zerafet. Geçen gün bir kanal keşfettim. Daha doğrusu geçen gün kanalı keşfetmedim. Geçen gün o kanaldaki bu videoyu keşfettim. Glamour Days isimli bir kanal var. Böyle eskilerin işte 30'lar, 40'lar, 50'ler dönemlerinin işte makyajları, o zamanın hazırlanma şekilleri, kıyafetler falan filan. Acayip güzel. Bazı videolar renkli, bazı videolar siyah beyaz. Çok güzel videolar var içinde. Bence mutlaka göz atın eğer ilginizi çekiyorsa bu tarz şeyler. Ve orada bence ilk makyaj videolarından bir tanesini bulduğumu düşünüyorum ben. 1950'lerin makyajı. 1951'de çekilmiş bu video ve Ern Westmore isimli bir makyaj artisti. Bu makyaj artisti çok ünlü biriymiş o zamanlar. Kendisi Max Factor'ın yanında çalışmış. Daha sonra kendi salonunu açmış ve işte böyle sinemada vesaire bir sürü böyle Hollywood yıldızının makyajlarını yapmış. Böyle bana da birazcık sürpriz olsun diye tamamını oturup izlemedim videonun. Böyle atlata atlata gittim hep. O yüzden ben de çok heyecanlıyım. Bence ilginç bir video olacak. Çünkü gördüğüm kadarıyla garip şeyler gördüm. Bayağı farklı. Şu anki makyaj tarzı ya da bir 10 yılın, 20 yılın öncesindeki makyaj tarzımızla acayip farklı. Teknikler, ürünler, fırça gördüm mesela. Fırça demeye bir şahit lazım olan. Videonun sonunda da saçımı yapacağım. Çünkü yani şu saçla ne kadar 50'ler kadın olabilirim. Olamam. O yüzden. Bir de mesela şu çok garip geldi. Aynı zamanda çok hoşuma gitti. Mesela biz böyle dışarı çıkıyoruz ya şu an. Ben böyle çıkarım yani makyajsız ve saçım başım dağılmış bir şekilde. Onlar çıkmıyorlarmış 50'lerde ne kadar. Bir yandan güzeldi ama değişik yani. Hani hep bir gerçekten hazırlanmak dışarı çıkmak için. Zor iş ya. Ama o yüzden de herkes çok güzel görünüyor dışarıda. Öyle çok zarif, çok şık. Bilmiyorum. Hadi başlayalım. Makyaj yapmak yerine her an süt sağmaya gidebilirim. Neden bir anda kırsal kesime geçtim hiçbir fikrim yok. Kadına aşık aşık bakıyorum. Yüz şeklini bilmesi lazım önce kadının falan diye. İlk başta şey deyince ben ne diyor bu? Bir kadın öncelikle kendine dürüst olmalıdır. Hani şey diyecek falan sandım. Çirkinse çirkin. Ha bir de bu dönemin şeyi var. Oval yüz yapmaya çalışıyorlar bütün kadınları. Bence garip. Yani genel geçer güzellik kurallarında artık kime göre neye göre bilmiyorum ama oval yüz ne en makbulü ya. Bunlar da işte herkesin yüzünü, böyle bütün kadınların yüzünü ovale çevirmeye çalışıyorlar. Geçen gün ben burada bir video izledim. Diyor ki kadın mı adam mı işte tavsiye bile bilmiyorum bir şey. Beauty gurusu o zamandır. Kadınlar saçlarını 2 haftada bir yıkamalıdır. Yani şöyle yapmayacağım. Kadın çok güzel giyinmiş. Namely the oval, the round, benim ne acaba? The square, the oblong, and the triangle. Benim şaka ne? Şurada hiç yardımcı olmuyor kafamdaki ama. Bence şurada bir köşe var. Şuradan da biraz şöyle bence. Oval değil o bir gerçek. Bence square, benim kare. Onların da kareden kastı gerçek kare değil zaten ama bence kare benim. Çünkü şuram da biraz böyle geniş geliyor. Böyle gelmiyor yani. Böyle geliyor. Buram da böyle. Bence kare benim yüzüm. Kim onaylayacak beni? Ya da kim hayır diyecek? Bilmiyorum. Evrenden bir mesaj bekledim ama bence kare benim yüzüm. Neyse bu konuda bilgisi olan varsa aşağıya yazsın. Hah geliyoruz makyaja şimdi. Cake makeup. Eski o Max Factor'un puanlarından bahsediyor. Liquid fondöten ve stick diyecek herhalde. Evet. Krem. Stick fondant. Stick fondant koyuyorum. Şuna benzeyen bir şeyle stick bir fondant sürüyor. Ben de öyle yapacağım. Hadi bakalım. Şöyle yapıyorum. Diyor ki krem bazın üstüne her zaman krem uygulamamız lazım. Eğer likit ya da krem fondöten sürüyseniz ve pudralamadıysanız krem allık süreceksiniz. Pudradan sonra toz allık sürebilirsiniz diyor kendisi. Bunu böyle sürmek çok zor. Kapatıcı kesin yok bunlarda. Kesin yok. %100 yok. Highlighter var mı? Olmadığına eminim de. Çünkü o zamanlar mat makyaj. Makbuldü. Hatta pudra odası derlermiş ya tuvalete. Böyle. Pudralamaya giderlermiş kadınlar. Hiç yapmadığım şeyler. Bir dakika gözümün altına getireceğim o zaman bunu. Acaba nasıl olacak? Gerçekten çok merak ediyorum. Sonuçta siyah beyaz ve görüntü kalitesi belli ki HD değil. O yüzden anlayamıyoruz ya buradan. Ya kadınlar hepsi güzel görünüyor tamam ama... Benim zaten yapışık saçlarım daha da yapıştırıyor bu havlu. Ama hep böyle kafada havluyla yapıyorlar makyajı. Çok yoruldum şimdiden. Gerçekten. Çok rahatsız hissediyorum kendimi. Any of the convention would like you to explain
The proper location and distribution of rouge on the oval shaped face. Rouge dedikleri de kremalık bu arada. No matter which kind of rouge is used, moist or dry, on the oval face it must be placed in the center of the cheek. Krem allık her zaman diyor yanağın ortasına uygulanmalıdır ve birazcık göz altına doğru çıkmalıdır diyor. Ben seviyorum bu yöntemi bu arada. Bence çok genç gösteriyor ve güneşten yanmış gibi gösteriyor. Ben galiba çok sürdüm. Biraz püf noktası alayım geri gidiyorum şu an. Over the cheekbone toward the temple and carried lightly up under the eyes. This salon operator would like... İyi ki 2000'lerde yaşıyorum. Çakaklara kadar çıkmalıdır dedi. Ne? Fara geçti ya. Bu ne hız? Tamam ya oğlum fazlası zarar değildir. Bir şey olmaz. Zaten gider bu umarım. Birazdan. Birazcık gözaltımı düzelteyim. Nerede benim fondöten süngerim? Böyle yapayım. İyi iyi güzel oldu. Şu an tam şeyim yani. Hollanda'nın bir köyündeyim. Neyse. First of all, there should be no fan in makeup. In order to create the illusion of glamour, there are... Farfıçam yok. Geldim. Ne yapıyor ya? Ne yapıyor? Şu anlık bir şey sürüyor. Ne sürüyor bilmiyorum. Kaşım taramama izin var mı? Edciğim. Tarayacağım. Duramam böyle. So far as I'm concerned, we need only two shades of eyeshadow. Ulan da farfıçası hiç buna benzemiyor. Bizim şimdilerde kullandığımız düz fondöten fırçalarına benzeyen bir şeyle farı sürüyor. O yüzden öyle bir şey aldım. Far ya kahverengi olabilirmiş ya da mavimsi gri. Mavimsi gri. Çok kötü. Bende yoktur bile yani. Her renk farım vardır o renk yoktur bile. Neyse kahverengiyle gidebiliriz diye düşünüyorum. Krem kahverengi far kullanacağım. Onun far fırçasına benziyor bu. Ama böyle sürüyor. Çok mantıklıymış krem açık renk bir farı böyle düz bir fondöten fırçası sürmek. Niye bu zamana kadar yapmadık ki bunu? Çünkü çok ince yayıyor. Böyle birkaç kere geçiyor ama bence onun sürdüğü şey sabitlenen bir şey değil gibi. Kontrol edemiyorum fırçayı çok büyük. İşte şuraya taşırıyor. Yavaşlatıp yapacağım neredeyse ondan önce. Anlayamıyorum. Zaten siyah beyaz kör oldum burada. Sen aldın. Bir resmi çerçevelemek gibiymiş. Gözleri çerçevelemek. Aynı zamanda şair sanırım. Gözler kalbin aynasıdır da dedi. Şimdi bununla böyle çiziyor. Gözün üst kısmını asla alta uygulamayın diyor. Asla yapmayız öyle şeyler. Bir dakika ne yapıyor sonra? Ha evet eliyle yayıyor. Ben de yayayım parmağımla. Çok doğal oldu. Güzel oldu. Bir şey yok gibi ama var gibi. Helal olsun. Nasıl bir şekilde geçti o tribut'un arasından. Şimdi kafamızı çevirerek her yer güzel dağılmış mı diye bakıyormuşuz. Müthiş dağıldı. Hiç dağılmadığı kadar harika. Saç diplerimizi temizliyormuşuz şu an. Fırçam hiç benzemiyor onunkine ama en benzer şunu bulabildim. Şöyle şöyle yapıyor buraları. Herhalde saçları değdiyse fondöten kalmasın diye. Geldi baking, geldi. 50'lerde de geldi baking beni buldu ya. Ben inanamıyorum şu an. Şimdi transparan bir pudra mı artık bebek pudrası mı bilinmez. Un da olabilir. Bayağı beyaz ve böyle opak bir şey. Ben transparan bir pudra alıyorum. O kadar çok sürecek ki şimdi bunu. Benim de bundan başka pudra pufum yok belli ki. Neyse yapıyorum şimdi. Onun yaptığını aynısını yapıyorum. Hadi bakalım. Biraz burnuna da geliyor. Sonra parmağıyla dağıtıyor burayı. Ben buradan bu farın krem olduğuna emin olabiliyorum artık. And powder the upper lid next. Ne? A thorough powdering you know. Evet sen iyice saçmaladın şu an. Göz kapaklarıma da yapacakmışım aynısını. Farın üstüne, yani göz kapağıma yapmayı zaten geçtim şu an. Farın üstüne yapacağım bunu. Bazen hayattaki seçimlerimi sorguluyorum. Hadi bakalım. Kör olacağız ama neyse. Sonra da yüzü pudralıyor. Her yerimi. Result in a long-lasting makeup. A prominent chin. Şu an Hollanda'da bir fırında ekmek yapıyorum. Gözlerime pudra kaçtı, burnuma kaçtı. Çok kötüyüm ama yılmayacağım. Ve ne dersen onu yapacağım. Ed Sirius beni izliyor. O bile garipsiyor şu an. Gerçekten o bile garipsiyor. Yani burası o kadar kötü bir halde ki. Üstüm, başım. And
Böyle yapacağız. Ay şey geldi bir tane ayakkabı fırçası. Dişin içine ayakkabı fırçası girdi. Bende öyle bir şey yok. Pudrayı süpürmek için en saçma fırça şu olurdu. O yüzden bunu seçtim. O da böyle bir şey sonuçta. Hiçbir zaman pudra pufuyla yapmayacakmışız. Bununla yapacakmışız. Önce alma. Sonra burun. Dur. Kaç kilo pudra var görmüyor musun? Gözlerim çok acıyor şu an. Sonra çene. Tam buraları böyle. Yanakları hiçbir zaman aşağı yapmayın, yukarı. Instagram makyajları bile bundan iyi ya. Toz duman içindeyim şu an. Astım krizi geçirir insan bu böyle. Ay. Bitmiyor ki. Bitmeyen bir döngü içindeyim şu an. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Krem farı aldı, toz far yaptı bir anda. Yani o zamanın herhalde kısıtlı imkanlarından ve kısıtlı ürünlerinden dolayı böyle bir şey yaptı diye düşünüyorum ama bilmiyorum tabii. Sonra da kaşları tarayıp pudradan arındırıyor. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Yani teknik zor ve tuhaf ama çok ilginç. Gerçekten çok ilginç. Cildim hiç kuru değil. Nasıl olabilir bu? Yani normalde ben yaptığımda böyle kaskat oluyor yüzüm. Çok sinirleniyorum. Hiç öyle bir şey yok. Gerçekten öyle bir şey yok. Ve buram gibi yüzüm. Böyle mattır ya mesela cildimiz. Ama yumuşaktır. Anlatabiliyor muyum? Onun gibi şu an yüzüm. Hiç makyajsız gibi duruyor yüzüm. Çok enteresan. Gerçekten çok enteresan. Ne allık var gibi duruyor, ne fondöten var gibi duruyor, hiçbir şey yok gibi duruyor. Gerçekten hiçbir şey yok gibi duruyor. Demek ki no makeup, makeup uyumuş aslında. Sen iyice artık şaşırdı ne yapacağını. Kulak çubuğu alıyoruz. Bunu suya batırıyoruz. Buraya kadar normal her şey. Sonra göz kapaklarımızı siliyormuşuz. Çünkü pudradan arındırıyormuşuz iyice. Bunu yapmayı unutuyormuş kadınlar ve çok önemli bir adımmış bu. Unutmuyor da yapmıyor olabilirler mi sence? Evet, saçma geliyor olabilir mi? O yüzden yapmıyor olabilirler mi? Şey söyleyeceğim. Yani her şey çok garip şu an. Çünkü hiç kahverengi değil fark ediyorsanız bu. Gerçekten sadece pudrayı aldı. Nasıl ya? Şu an bildiğim her şey yıkıldı. Benim de temizleyeyim bari. Hiç kahverengi bir şey gelmiyor. Ne kalem geliyor buna, ne far. Duruyor zaten far. Kalem de duruyor. Allah Allah. Bir de gözün altında yapıyormuş bununla. Yap, ben sana güveniyorum artık. Ne dersen tamam diyeceğim. Amuda kalk böyle sür desen tamam diyeceğim şu an. Gerçekten çok şaşırıyorum. Ya hiçbir şeye 500-600 video çektim. Ne teknikler denedim. Bu kadar şaşırdığım hiç olmamıştı. Böyle normal kurşun kalem gibi bir kalem kullanıyor. Kaş kalemi kullanıyor. Let's start the eyebrow directly above the inside corner of the eye. Benim kaşım oradan başlamıyor. Buradan başlayacakmış kaş. Çok biliyorsun. Yine boğuştuk seninle. Ay kaşım buradan başlasa ben çok çirkin olurum bence. Alıyormuş bu kaşımı. De güvenim. Ha, yapamam. Neyse şuradan başlayayım bari. Doldurmaya oradan başlayayım bari. Nasıl doldurayım? Çok önemliymiş çok sivri olması ucunun. Yani beni var ya mahvetti ya. Yeterince sivri mi? O zaman tabii ince kaş moda. Ne olmuş yapabileceğim hiçbir şey yok. En azından bir tık daha şey yapmaya çalışıyorum şu an kaşlarımı. Şöyle kavisli. O zaman çıkıyor moda. Benim kaşım çok şekil değiştiremiyor maalesef kalın olduğu için. Kaş jeli yok değil mi? Kesin yok ama belki başka bir şey sürer. Kaş jeli muadili. Saç spreyi falan sür. Vardır o. Maskara geçtik bu arada. O zamanlar maskara böyle bir şeyin içinde sert. Suyla karıştırıp aktive edebildiğiniz bir şey. Ve böyle değişik bir fırçayla sürüyor. Şimdi ben ona en yakın şu kaş kaleminin fırçasını kullanabileceğim. Ama tabii böyle bir maskara olmadığı için normal bir maskarayı onun üzerine süreceğim. Ve bence kirpiklerim çok çirkin olacak. Çünkü hem üzerinde pudra var şu an hem de kıvırmadım. Azıcık kıvırabilir miyim? Biraz kıvırayım mı? Kadınlar kirpikleri kıvırıyorlardı o senelerde. Vardı kirpik kıvırıcı. Ucundan kıvırdım gerçekten. Böyle dimdik yapmadım. Zaten kötü olacak ki. Ne yapmasını bekliyoruz şu fırçanın kirpikleri? Sadece siyah boyar. Boyarsa diyorum ama belli de olmaz bu adamın yapacağı iş. Daha ne kadar şaşırabilirim gerçekten bilmiyorum ama hayatıma göre en doğal ve siyah kirpik oldu. Normal benim kirpiğimi siyah yaptı sadece. Bu benim bazen istediğim bir şey gerçekten. Hiç maskaralı durmuyor kirpiğim. Sadece rengi koyu. Şu an favori make-up artistim. Ed. Bak adamın adı Ed miydi? Adamın adı Ed değildi ki. Ben sadece Ed diyorum. Earn. E-R-N. Earn. Earn.
söyleyemem o kelimeyi. Niye ediyorum? Çok ayıp yaptım. Ya çok güzel oldu. Onay almaya çalışıyorum şu an buradaki herkesten. Snap sen ne diyorsun? Ben deli gibi artık böyle yaparmışım her gün 1,5 saat makyajımı. No makeup, makeup kolay değildir. Çünkü yani ne bir topaklanma var ne bir birbirine yapıştırma bir şey var. Sadece belirginleştiriyor, siyahlaştırıyor. I prefer applying dry rouge with a brush. Fırçam da fırça yani. Bayağı neredeyse fırçası şuna benziyor. Bir dakika. Gerçekten fırçası şuna benziyor. Şununla allık sürüyor. Şimdi normal pudra allık süreceğiz. Ya renkler acaba ne? Tamamen hayal gücümü kullanıyorum. O zamanlar birazcık daha böyle, belki de yalan atıyorum şu an bilmiyorum. Genelde her şeyi yapıyoruz çünkü. Daha böyle işte canlı tonlarda yanaklar ve böyle nar çiçeği gibi rujlar bayağı modaymış. Umarım yanlış bilmiyorumdur. Şununla süreyim mi allığı? Ben anormal fırçalar kullanmaya çalışıyorum çünkü hani garip yani. Her şey. Ben de bununla süreyim o zaman. Böyle bir renk kullanacağım. I prefer applying dry tamam. Rouge with a brush. It prevents spottiness and blends so much more beautifully. Dünyanın en doğal, tamam biraz fazla herhalde, bir şeye utandım gibi şu an, çok kızardım. En doğal makyajı oluyor, inanamıyorum. Pudra puff'ını alıyor. Hayatıma en nefret ettiğim şey sen oldun. Üstünden yine pudrayla geçiyormuşum. Böyle. Pudra seviyor, yapacak bir şey yok. Evet, kullanacağız. Aa, mavi alt tonlu ruj asla kullanmayacakmışız çünkü soğuk ve şey görünüyormuş, keskin böyle, kötü, hoşuna gitmedi. O yüzden turuncumsu bir kırmızı kullanalım. Koyu bir şey kullandığını anlayabiliyorum. Şunu süreceğim. Fırçayla sürüyor. Hiçbir zaman rujunuzu ojenize uydurmaya çalışmayın ama ojenizi rujunuza uydurun dedi. Çok saçma, neden? Neden? Çünkü oje sürmesi ve çıkarılması zor olan şey. Ruj değil. Haksız mıyım? Hani ben kırmızı ruj sürdüm. O zaman şimdi ojelerimi değiştireyim de kırmızı ruj süreyim. Bugün bordo sürdüm ruju. O yüzden hemen bir aseton alayım diyecek halim yok. Onun yerine derim ki elinde bordo oje varsa bordo ruj süreyim. Hiç pratik değilsin. Örn. Şöyle yapmamak için kendimi çok zor tutuyorum. Güzel oldu ama. Beğendim. Her zaman böyle yapıyormuşuz. Son her... Kadın havluyu çıkarınca çok güzel oldu. Benim de acilen havluyu çıkarıp saçımı yapmam lazım. Bir dakika, şimdi eskilerin saçından yapacağım ben de. Şimdi saçımı yapacağım. Haydi bakalım. Saçımı yandan ayırıyorum. Çünkü bu kadının saçı hep yandan ayırık. Önce şurayı yapacağım. En önemli kısım bu çünkü diye düşünüyorum. Ama biraz daha mı yandan ayırsam? Biraz daha ayırayım. Şimdi her şeyi öne maşalayacağız. Şimdi öndeki kısımdan sonraki yerleri hep ucundan başlayarak içe saracağız. Çünkü en kıvırcık yerinin alt kısmı olmasını istiyoruz. Yapmak istediğim şey lüle. Normalde hiç istemediğimiz bir şey lüle ama şu an istiyoruz. Eskiden tabii ki bigudi ile yapıyorlarmış bunları. Ama ben şu an yapmak istediğim için maşayla yaptım. Önce spreyleyeceğim güzelce. Bunun için Urban Care'in Lock and Roll spreyini kullanacağım. Böyle ağırlaştırmadan çok güzel sabitliyor ve bayağı güçlü şu. Bayağı azalmış zaten. Tayland'da bunu kullanıyor çünkü. Sürekli çalıyor benden. Ben özellikle taramadan önce yapıyorum bunu. Çünkü saçım düz ve ince telli. Teltoko ile tutturup bekletmedim. O yüzden açılabilirler, her şey olabilir. Bu sprey bir kurusun 2-3 dakika. Bunlar da iyice soğumuş olsun. Ondan sonra güzelce tarayarak açacağız bunları. Kabartalım böyle daha kabarık ve böyle pofidik bir hal alsın. Ay oldu resmen. Gerçekten oldu o zamanların saçı. Ay bayıldım, çok güzel. Çok güzel oldu. Ve videonun sonuna geldik. Gerçekten çok beğendim sonucu. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. İzlerken çok eğlendim, yaparken çok eğlendim. Gerçekten en beğendiğim videolarımdan biri oldu bu. Yani nasıl bir narsistlik.
Gerçekten çok sevdim videoyu ama. Şu anki halim de çok sevdim. Saçıma bayıldım, makyajımı da çok beğendim. Oynayacağım, bekle. 2 dakika izin verirsen oynayacağım. Tamam mı? Ay, böyle fotoğraf çekmek için sabırsızlanıyorum şu an. Eğer beğendiyseniz beni tıklamayı unutmayın lütfen. Ve aşağıya ne düşündüğünüzü yazın. Ben gördüğünüz üzere çok şaşırdım videoda. Bütün tekniklere neredeyse. Ve yapmamı istediğiniz böyle hani bakarak yapmamı istediğiniz başka makyaj videoları, başka birilerinin makyajları böyle ilginç şeyler olursa mutlaka yorumlara önerilerinizi yazın. Mutlaka okuyacağım. Eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.